varsa Dağıtıyoruz. İyi. Kovan örtüsü olarak o muşamba, şöyle 2 milimlik, 3 milimlik muşamba, şeffaf, kapağı kaldırdığınız zaman hem arıları da görelim diye. Öyle bir şey kullansın. Kullanıyoruz. Terleme falan yapmaz mı? Havalandırma aşağıdaysa sıkıntı yaşamıyoruz. Kullanıyoruz var. Naylon kullanıyor gördüm ben ya. Biz de kullanıyoruz işte. Yani alttaki havalandırma açık olduğu için sıkıntı olmuyor. Ama havalandırmayı kapattığınız zaman... Buharlama niye? Havalandırma iyi, sıkıntı olmuyor. Zaten buharlama, şimdi de buharlama var ki. Ama kekler bile hala üstünde arınıyor yani. Onu da kullanmasını hızlandırıyor. Koyu, yani sert kek yapıyorsun. Terleme o sert keki yumuşatıyor. Yumuşattıkça o da kullanıyor onu. Şu anda senin naylon var mı? Var. Buyurun. Naylon mu, bez mi yani? Daha elzem olanı. Ya onlar tercih meselesi. Bir şey diyemem. Yani fark var mı arasında? Fark var tabii. Yani kapaklarınız eski, su kaçırabilme ihtimali varsa naylon daha ön planda. Kapaklarınız iyiyse bez, ama ısıyı kaybetmeyecek bez. Yani sıcak hava yukarı çıkacak. Kovan içerisinde sıcak hava yukarıya doğru çıkıyor. Çıkan sıcak havanın dışarı kaçmaması lazım. O sıcak havayı orada hapsetmeniz gerekiyor. Şimdi naylon o sıcak havayı hapsediyor ama dışarıdan soğuk, gene onu soğutuyor mu? Soğutuyor. O arının üstüne gene bir şeyler örtebilirsiniz. Yani kapatabilirsiniz. Bir arada hiçbir şey yapmadan da direktman kışlatabilirsiniz. Komple sarmalayarak da. Bu neyi sağlar? Güçlü bir arıysa, kovanın içerisinde rahat sarıyorsa, gıdası bolsa geçirir. Ama arı zayıfsa, gıda azsa geçiremez. Şimdi bu neye benziyor? Bakın biz burada kalabalığız. Salonu dolduruyoruz. Klima da çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Klima çalışmıyor. Üşümeye başlıyoruz. Sobamız var. Kalabalıkken birer tane birer tane atıyoruz. Demin arkadaşlar ne dedi? Çok sıcak oldu dedi. Birer tane birer tane atıyoruz. Niye? Çünkü kalabalığız ama iki kişi olduğumuz zaman ikişer ikişer atıyoruz. Odunumuz varsa ikişer ikişer atıyoruz. Yoksa birer birer atıp sobanın yanında muhabbet ediyoruz o zaman. Yani bu da kovanın içerisindeki durum da aynı. Kalabalıksa, kovanı rahat sarıyorsa, gıda bolsa çok fazla tüketmiyor. Azıcık tüketiyor ama ısıyı hapsedebiliyor. Isıyı hapsettiği için problem olmuyor zaten. Hiçbir şey problem olmuyor. Kovanın altı açıkmış, üstü naylonmuş değilmiş. Ama kovan iki çerçeve olmaya başlayınca bu sefer daha fazla tüketiyor. Biz hep bunun tersini düşünüyoruz. Ya az nüfus az tüketir. Düz mantık. Az nüfus çok tüketiyor, çok nüfus az tüketiyor. Çok olan nüfus yavru yapmaya başlayınca çok tüketmeye başlıyor. Yani bahar gelip bol yavru yapınca çok tüketmeye başlıyor. Az nüfus zaten bol yavru yapamıyor ki. Yapabilecek gıda kalmıyor zaten bahara kadar. Bunu bariz görüyoruz yani. Koyuyoruz gıdayı. Ya geliyor sanki yağmalamışlar. Ya yağmalamışsa arı terk edecek kovanı. Kovanın içerisinde hiçbir şey yok. Bir arıcı abimiz o zaman şey diyor işte. Ya gizli yağma var. Ya gizli yağması var mı abi? Kovanın içerisinde hala çerçeve. Yani o iki, orada 500 tane arı var zaten yani. 3 çerçevelik arıyı yağmalamaya o kadar arı başladığı vakit o arı kurtarma şansı yok zaten. Ya çerçevenin üstündeki, altındaki, sağındaki, solundaki bir tane. O gizli yağma dediği şerbeti koyuyor ya. Şerbeti bu çekmiyor da başkası çalıyor diye şey yapıyor. İçeride çünkü görmüyor şerbeti. 1 litre koyuyor. Ertesi gün gene yok. İçeride gene bir şey yok. Çünkü arı onu yakıyor. Isıtamıyor kovanı. Sürekli yakıyor.